Levent Yılmaz Üniversite, finansman ve yersiz polemikler. İktisatçı bir akademisyen olarak ekonomiyi ve ekonominin aktörleri olarak bankaların politikalarını yakından izlerim. Aslına bakarsanız bankaların politikalarına ilişkin dönem dönem teknik içerikli oldukça sert yazılarda kaleme alırım. Ancak son günlerde bir kamu bankası olan Halk Bank'la bir vakıf üniversitesi olan Şehir Üniversitesi arasındaki ticari ilişkinin teknik ve hukuki boyutu göz ardı edilerek siyasi bir malzeme olarak gündeme getirilmesini dikkatle takip ediyorum.'' Açıkçası bir öğretim kurumunun bu hale gelmesi üzücü. Öte yandan kurumun bu hale gelmesinin teknik ve hukuki gerçeklerinin üzerinin örtülüp yersiz polemiklerle gerçek sorumluların yerine başkaca bir günah keçesi aranması hususuysa çok daha üzücü. Vakıf Üniversitesi Devlet Üniversitesi Farkı Ülkemizdeki yüksek öğretim sisteminde iki farklı üniversite modeli var. İlki devlet tarafından kurulan ve bütçeden ödenek ayrılarak finanse edilen devlet üniversiteleri, ikincisi ise vakıflar tarafından kurulan ve kanun gereği finansmanının yine kurucu vakıf ve vakfın bağışçıları tarafından yapılması gereken vakıf üniversiteleri. Vakıf üniversitesi ile devlet üniversitesi finansmanı üzerinden ortaya çıkan bu temel fark, bir vakıf üniversitesinin kurulmasının ve öğretiminin sürdürülmesinin vakfın finansman gücüne bağlı olduğunu ifade eder. Vakıf üniversitelerinin bankalarla ilişkileri. Vakıf üniversiteleri mevzuatta belirtildiği haliyle kazanç amacına yönelik olmamak şartıyla vakıflar tarafından kurulmuş bulunan üniversite tüzel kişiliğindedir. Bankalarda tabi oldukları kanunlar çerçevesinde hareket etmek zorunda olan tüzel kişiliklerdir. Bu tüzel kişiliğinin hisselerinin kamu da olması bu durumu etkilemez ve söz konusu iki tüzel kişinin ilişkilerini yine hukuk çerçevesinde ele almak gerekir. O halde bir vakıf üniversitesinin finansman kalitesi bozulursa devlet bankası bizi kurtarsın veya bankacılık kanununa aykırı işlemler yapsın gibi bir talepte bulunma şansı yoktur. Zira YÖK'ün de ilgili açıklamasında altını çizdiği üzere vakıf üniversitelerinin bankalardan kredi kullanması üniversiteler ve bankalar arasındaki özel hukuk ilişkisidir. Şehir Üniversitesi'ndeki durum ne? Şehir Üniversitesi 2016-18 yıllarında kampüs inşaatında kullanmak üzere Halkbank'tan kredi almış yani kurucu vakfın yeni bir kampüs inşaatı için ya yeterli parayı vermemesi ya da verememesi yüzünden krediye ihtiyaç duyulmuş. Böylelikle iki düzel kişi arasında hukuki ilişki başlamış ve Halkbank üniversitenin inşaatının finansmanını kredilendirmiş. Banka üniversiteye kredi kullandırırken her kredide yapmak zorunda olduğu üzere teminat istemiş, üniversitenin gelirleri ve öngörülen öğrenci sayıları üzerinden ciro tahminlerini yapmış. Ancak nihai aşamada üniversitenin ana bağışçısının çekilmesi, öngörülen öğrenci sayılarına üniversitenin ulaşamaması ve nihayet tahmin edilen ciroların elde edilememesi kredi ödemelerinde aksamalara neden olmuş. Bu noktada ise bankanın aksayan taksit ödemelerinde vade ötelemesi dahil pek çok kolaylığı üniversiteye sağladığı da biliniyor. Ancak tüm bunlara rağmen borç ödenememiş ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin daha önceden üniversiteye tapu devri yapılan özelleştirme idaresi başkanlığındaki arazinin devir iptaline ilişkin davayı kazanmasıyla da bankanın alacağına ilişkin teminat ortadan kalkmış. Hal böyle olunca da Halkbank, Kredinin nasıl ödeneceğine ilişkin olarak üniversiteyle görüşmeler yapmış ve finansal olarak uygun bir çözüm önerisi üniversite tarafından sağlanamayınca her kredide yapması gereken hukuki işlemleri başlatmış. Bu durumu şehir üniversitesinde ders veren ticaret hukuku, finans ve işletme alanındaki akademisyenlerle istişare ederlerse üniversitenin içine düştüğü durumun teknik ve hukuki nedenlerden kaynaklandığını sanırım onlar da ifade edecektir. Konuyu yanlış şekilde tartışmak şehir üniversitesinin içinde olduğu duruma ilişkin konunun yanlış tartışıldığı kanaatini taşıyorum. Her ne kadar burası bir vakıf üniversitesi olsa da tüzel bir kişilik olarak finansmanının iyi yönetilmesi gerekirdi. Vakfın ana bağışçısı konumundan çekilen Murat Ülken ayrılmadan önce üniversiteyi borçlanma konusunda uyardıklarını söylüyor. Öğrenci sayısı artırılamıyor, borçlar ödenemiyor, kredinin teminat konusu olan arazinin usulsüz tahsis edildiğine yönelik mahkeme kararı Çıkmış, vakıf ana bağışçıyı kaybetmiş, yenisini bulamamış ama oluşturulan algı hükümetin ve kamu bankasının üniversiteyi bu duruma soktuğu yönünde. Özetle konu teknik alanlar yerine algısal düzleme çekilerek tartışılıyor ki bunun başta üniversitenin kendisi olmak üzere kimseye faydası yok üniversitenin finansal yönetimindeki teknik kalitesizliğin dayanaksız kamusal baskı oluşturularak örtülmesi tamamen teknik ve hukuki bir konunun sanki siyasiymiş gibi yansıtılması, bir kamu bankasının mevzuat dışı işlemlere başvurmadığı için suçlanması, her zaman vakıf üniversitelerinin gelişmesine yönelik inisiyatif alan Gök'ün ve daha önce hiç olmadığı kadar güçlü bir şekilde vakıf üniversitelerinin önüne açan destekleyen bir hükümetin töhmet altında bırakılması her şeyden önce üniversite adını taşıyan bir kurumun sahip olması gereken akademik, etik, ahlaki ve hukuki niteliklerle uyuşmuyor.